Merhaba, bugün son 1,5 hafta içinde aldığım siparişlerimi gösterdiğim ve süreçlerini paylaştığım bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sipariş alırken kullandığım platformları ve diğer tüm süreçleri detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Sanatımı internet üzerinde paylaşma serüvenim en ciddi haliyle 2022'de Instagram'da açtığım sanat hesabıyla başladı. Bu hesabı açarken herhangi bir satış ya da sipariş alma hedefim yoktu. Sadece kendimi daha çok çizmeyi, teşvik etmeyi hedefliyordum. Hiç beklemediğim bir anda bir gün biri bana bir hikaye anlattı ve onu çizmemi istedi. O zaman bu benim için çok heyecan verici bir şeydi. Ben de kabul ettim. Böylece ilk siparişimi almış oldum. Devamını aşama aşama hatırlamıyorum. Fakat ben paylaşım yaptıkça talep de artmaya başladı. Özellikle Twitter hesabımda çizimlerim çok daha fazla etkileşim oluyordu ve zaten bugüne kadar çoğu işimi de oradan aldım. Hala daha çoğu işimi oradan ve yine geçmişte oradan edindiğim müşterilerimden alıyorum. Sosyal hesaplarım dışında çevremdeki insanlardan ve onların çevrelerinden de çok iş aldım. Zaten yaptığınız iş beğenildiğinde bir şekilde sizin dışınızda da isminiz yayılmaya başlıyor. Buna ek olarak tablolarımı sattığım platformlar aracılığıyla ve web sitem aracılığıyla da bana ulaşıp resim siparişi oluşturan insanlar olduğunu ekleyebilirim.
Çoğunlukla yağlı boya tablo siparişi alıyorum ama dijital çizim siparişleri ve diğer guaj boya, sulu boya gibi medyumları içeren siparişler de aldığımı söyleyebilirim. Bunun dışında bazen proje bazlı çalıştığım da oluyor. Bu gibi işlerde ve son dönemde almaya başladığım çizgi roman gibi işlerde genelde dijital çizimler yapıyorum. Sipariş oluştururken müşteriyle önce istediği boyut ve malzeme üzerine netleşmeye çalışıyorum. Sonrasında işten beklentilerini ve zihnindeki detayları öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonra gerekirse bir ön çizim yapıyorum ve onay aldıktan sonra tuvale ya da kağıda geçirmeye başlıyorum. Süreç içerisinde karşı taraf talep ederse onunla süreçteki görselleri paylaşıyorum. Tamamladıktan sonra ise tekrar fikirlerini sorup değiştirmek istedikleri ya da eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını öğrenerek gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Bugüne kadar bu tutumumu hor kullanan olmadı. Bundan memnunum. Çünkü neticede sipariş sahibinin resimden tatmin olması en büyük önceliklerimden biri. Tamamladıktan sonra da özellikle yağlı boya tablolarda kuruma süresi de tamamlanınca tabloları kargoluyorum. Ödemeleri ise genelde başlamadan yarısı, işi tamamladıktan sonra yarısı olacak şekilde alıyorum.
videoda sizlere son zamanlarda aldığım siparişleri boyama sürecimi gösterirken genel olarak sipariş sürecinin geri planını anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizin için bilgilendirici ve ilham verici olmuştur. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.